Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalından sevgiler arkadaşlar. Köye geldim, Ayşe Hanım'ın bir siparişi vardı, onu halledeceğim. Bir de ayrıca birkaç arkadaş benim ayınımlarımı sormuştu. Daha önceden alıp ekimini yaptım, işte ayınımlarımın son hallerini sormuşlardı. Onlar için de hemen bu videomda göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar, bunlar en son evden getirdiğim sukulentler olduğu için ayınımlar, bunları bu kısma aldım, diğerleri yanına almadım. Hani ne olur ne olmaz diye, çünkü evde yeni aldığım ithal türlerde olduğu için hani hastalık olabilir, her şey olabilir. Şu kısımda biraz daha ayırdım onları, bu kısımda onları gözlemliyorum. Hani bir problem olmasa tekrardan belki yani aralarına katarım. Gerçi katmaya da gerek yok, kapı eşiği olduğu için hani buraya da alamıyorum. Çok duvar dibine de koymak istemiyorum, şu kısma gidip geliyoruz. Burası da güzel hani. Musluğun yanında ama yapacak bir şey yok, yer yok çünkü. Burası da güzel, burası da serin. Bu kısımda tutuyorum bunları. Hemen böyle yakından size göstereyim. Bunları yeni getirdim arkadaşlar, bir hafta oldu böyle. Bu benim kestiğim yakut kolyemdi. Bakın nasıl güzelleşti, gördünüz. Bunlar da yeşillendiler, bunlar da hemen köklendiler, tuttular. Çok çabuk büyüyen, çok güzel bir tür, bereketli bir tür arkadaşlar. Bunlar hep benim anyonlarım. Bunlar yeni saksılar alındı. Yani en fazla aralarında bir ay olabilir. Şunun dışında, bir de şunun dışında. Şu ikisi geçen seneden kalma bu, ve bu şuradaki renkli olan da. Onun dışındakiler hepsi yeni arkadaşlar. Yeni yerlerini aldım. Kasaların içindeydi çünkü hepsi. Bakın burada tür isimlerini bilmiyorum ama öğrenip hepsini etiket yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle bir toparlansınlar, bir kendilerine gelsinler. İyi gidiyorlar, güzel geliştiler. Bu benim Nilüfer'den aldığım anyonum. Bakın nasıl güzelleşti, kocaman oldu, büyümeye başladı. Anyonlarımın çoğunu arkadaşlar, hatta %90'ını diyebilirim, Fatoş'tan aldım, Kul Tasarım'dan aldım. Çok güzel anyonları var kendisine, hep Amerika'dan getiriyor. Çok seviyorum kendisini, çok güzel türler var onda. Yavaş yavaş inşallah bütün anyonlardan edinmek istiyorum, bütün türlerden. Kendim için ayrıca üretimi de yapabilirim. Çünkü gerçekten çok güzel türler. Sukulentlerden daha az yorucu. İnan sukulentler daha yorucu. Bunu da Nülfer'cim getirmişti. Bakın bu da toparlandı. Hemen güzel güzel gelişmeye başladı. Bunlar benim Müzeyyen'den aldıklarımdı. Yaprak da aldım. Şunlar. Şu dondoydu. Şurada bir tane var. Şunlar. Şurayla şunla şu. Müzeyyen'den aldıklarımdı. Bu tam yeni yeni, bakın. Bakın şöyle sallıyorum. İlkin çok güzeldi arkadaşlar. Sonradan böyle bir şey oldu. Toprağına adapte olamadı. Bakıyorum yeni yeni kendine gelmeye başladı. Kök verdi, güzelleşti. Daha doğrusu zaten köklüydü. Kendini köklerini toprağa tam saldı. Tuttu kendini. Bugünden sonra inşallah toparlanacak. Bunlar da böyle karışık ektiklerimdi işte. Kasalardan aldığım türleri böyle kendime, hani demiştim ya saksı yapacağım. Öyle. Ben de olmayan türlerden arkadaşlardan alıyorum. Şu Van Branda, şu galiba. Evet, bu ve bu. Bunları da Müzeyyen'den almıştım. Şu ikisi de olabilir. Geçen yazın başı mı yazın sonu almıştım bunları. Evet, bakın bunlar da böyle güzelleştiler maşallah. Şu küçücüktü, böyle bir şeydi. Hemen gelişmeye başladı. Güzelleştiler. Havalar da güzel gibi. Yani güzel olduğu için sukulentler de hemen toparlandılar. Köy çok güzel inşallah. Burada evdekinden daha iyi gelişecekler. Şimdi bakın bu bir tür. O da aynı türü, güzel bir tür. Bir tane mini kalmış evde. Onu da getireceğim inşallah. Küçük olduğu için çok güvenemedim. Hani burada çünkü her zaman gidip gelemiyorum. Bazen 4-5 günü buluyor, bir haftayı da bulabilir çünkü belli olmaz. Bazen geliyorum, su olmuyor. Onu buraya getirmek istemedim. Çok minikleri de getirmek istemedim ki hani susuz da kalmasınlar, zarar da görmesinler. Bakın şurada da bu sencap dediğimiz bir tür, verigatelli. Bakın buraya aldıktan sonra rengi gitti, normal yeşile döndü ama verigate olduğu için zamanla tekrardan büyüdükçe toparlanacaktır. Bu da çok güzel. Bakın şu üst kısmını arkadaşlar, şu üst kısmını ben tepesini oydum. Bir tane videoda izlemiştim. Ben de hani bundan birkaç tane olduğu için bir tanesini deneyeyim dedim. Üst kısmını arkadaşlar oymuştum bakın. Çok güzel beşli yavru geldi.
Hani sizde de varsa eğer hani deneyebilirsiniz. Hatta bunlar büyüdükçe şu yaprakları da alıyorlardı. Bir şey gibi oluyordu. Ağaç formu gibi oluyordu. Çok güzel oluyordu. Şimdilik böyle kalsın. Şunlar biraz toparlansınlar da ondan sonra inşallah o dediğimi yaparım. Bu goblin zaten. Bu goblin. Minik bir goblinim vardı. Küçücüktü. Fatoş'un bana hediye koymuştu. Bakın kocaman oldu. Hatta bakın bir tane yavru ayırdım. Onun da ya bebekleri var. Bir, iki, üç, dört. Bir sürü bebek veriyor. Maşallah çok bereketli bir tür bu aynıyonlar. Gerçekten hani gerçekten sevmeye başladım. O yüzden alıyorum zaten. Bakın burada da bir tane var. Bu da böyle siyah oluyor. Bambaşka bir tür. Dediğim gibi burada bir bebeği var bakın arkadaşlar. Dediğim gibi ben isimlerini bilmiyorum. Birkaç tanesinin ismini biliyorum. Onun dışındakileri hepsini etiket yapacağım inşallah. Hepsini etiketlerini takacağım ki bileyim hangi tür olduğunu, bebeklerini ileride üretimini yaparsam Allah'ın izniyle. Bakalım köyde inşallah gelişimleri güzel olur. Çünkü bizim buranın yazı çok sıcak oluyor ve bu tür de biraz serin yeri güneşte seviyor ama serinliği de seviyor. İnşallah bende de güzel olur. Fatoş'takiler gibi olur. Fatoş biliyorsunuz Samsun'da Karadeniz iklimi olduğu için çok çok güzel gelişiyor. Terası, yüksek kat çok güzel gelişiyor. İnşallah burası da serin, burası da güzel. Allah'ın izniyle burada da yani ona yakın bir formu elde ederim inşallah. Bakın burada da şu arkadaşlar şunun bebeği de ilk aslında ben kesmedim. Alttan iki tane çeliğini Muhammed böyle gök koparmıştı. Şu ilk en alttan bakın iki tane çelikler şeyler kurumuş. Oradan almıştı. Ben kesip iki tanesini köklendirmiştim üst tepe çeliklerini. Bir tanesi zaten bu, bir tanesi de ben birisi bir kargoya hediye koymuştum. Çeliklerini de ayrıca ekmiştim. Onlar da tuttu. Buradalar mı değiller mi bilmiyorum ama yok burada değiller evde. İkisi de çok güzel bebek verdi. Bir tanesi üçlü bebek verdi çelikleri arkadaşlar. Bir tanesi de bir bebek verdi. Çok güzel oldular. Bu da çok güzel. Bütün bakın nasıl güzel olmuş. Kocaman maşallah renkler şu atlardan pembe oluyor. Şuralardan sarılı turunculu oluyor. Telefon şimdi balkon teras gölge olduğu için çok rengini yansıtamıyor. Bunun ismi bronze medal. Bu aklımda kaldı. Güzel değişik bir ismi olduğu için aklımda kaldı. Bakın o da küçüktü arkadaşlar. Maşallah büyümeye başladı. Bu da çok güzel. Bakın bebekleri var. Hemen size yeni yeni toparlandılar arkadaşlar. Yaklaşık yani bir 4-5 gündür fark edebiliyorum. En son geldiğimde bu kadar değildi. Bu geldiğinde tam belli oldu. Bakın burada bebeği var. Şöyle çevirebilecek miyim? Bakın şurada. Bir 5-6 tane bebeği var bence. Şunun iki tane bebeği var. Bu da çok güzel. Bu tür sanırım aynı. İkisi de Fatoş'tan gelmişti. Birbirine benzetiyorum. Bence aynı. O biraz daha güneşte kaldığı için daha açık renk. Normalde bunlar daha koyu oluyor. Bakın bu. Bunun ismi neydi? Şimdi aklıma gelecek unuttum. Çok güzel bir ismi var. En sevdiğim türlerden biri bu. Bakın bu da çok güzel gelişti. Maşallah. Maşallah diyeyim. Nazarım değmesin çünkü. Lovely rozlarım bunları da buraya almıştım. Dediğim gibi bunlar yeni getirdiğim için ayrı buraya aldım. Burada biraz bir dursunlar. Şöyle bir aslında yerim de yok. Benim için daha da iyi olacak burada olması. Hem gözlemlemiş olacağım herhangi bir hastalık var mı yok mu diye. Çünkü sonuçta evden getirdim. İthal türler geldi, dışarıdan geldi. Her şey olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Bunlar benim debilerim. Bakın nasıl oldular maşallah. Artık saksıya sığmıyorlar. Bu da başka bir tür. Bu da bir aynıyum türü. Bunlar Kalonşeni derigate türü. Normalde güzel renklenirler ama daha bir rengini göremedik çok. Yani buraya aldığımdan beri rengi olmadı. Şunları bakın arkadaşlar yaprak böyle indiriyorum. Bunlardan bebek aldım ama enteresan. Verigateli yapraklardan bebek aldım. Normal klasiğe dönen bebekleri yaşıyor arkadaşlar. %70, %30 verigateli olan bebekler çok yaşamıyor. Bir iki tane aldım ama inanın yapraktan zor oluyor. Onu söylemek istiyorum size. Yapraktan üretmek isterseniz bu Kalonşeni verigate türü çok zor. Ki ben o kadar uğraşıyorum. Böyle şöyle size göstereyim. Birkaç tane türüm var. Evde de var birkaç tane. Onlar da biraz daha toparlansınlar. Yeni aldıklarım. Şu kaktüsme bakın arkadaşlar. Kaynana topusu bakın nasıl. 4-5 tane
çiçek geliyor. Bunlar da hostun kaktüslerden. Bu neydi bunun ismini unuttum. Ejder meyvesi dediğimiz kaktüsten. Üzerinden 4-5 tane çeliğini aldım. Köklendire onların da ekimini yapacağım inşallah. Tekrardan 2 tane bebek vermiş. Onlar da büyüyecekler. Şimdilik bunları burada bırakıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Şuradan kestiğim anyomlarım arkadaşlar. Şu anaçtan kestiğim anyomlarım. Bakın burada. Bakın nasıl güzel oldular. Köklendiler ve yavaş yavaş kapanıyorlar. Artık gül goncası formuna girecekler. Bunlar çelik dersi güzelce büyüdüler maşallah. Şu çiçek verdi. Çiçekleri de açıyor yavaş yavaş. Biraz geç açıyor ama şunlar güzel türler verigateli. Bugün bir Ayşe Hanım'a bir kargo hazırlayacağım. Benden bebek set istedi. Onu hazırlayacağım. Şöyle kabaca biraz göstereyim size. Zaten videoyu çekerken, siparişi hazırlarken göreceksiniz. Arkadaşlar bakın bunlar da Grenovia. Grenovia'nın güzelliğini görüyor musunuz? Maşallah. Kapandılar. Çok güzel gelişiyorlar. Aldığımda inanın kurumuştu, ölmüştü. Ben hani dedim hiç yaşamazlar. Ama maşallah bir tutundular. Ve ben bunları gölgede tuttum arkadaşlar. Gerçekten böyle hani sizde zor yetiştiremiyorsanız Grenovia'yı açık hava daha yine balkonda ama çok güneş görmeyen bir yere koyarsanız orada gelişimlerini güzel yapıyorlar. Bakın orta kısımdakiler görüyor musunuz? Nasıl değişik bir şekilde büyüyorlar. Bunlar şimdi bu kapandı önce. İçini doldurdu, içini çoğalttı, büyüttü yapraklarını. Şimdi tekrardan açmaya başlıyor ve içindeki o güzel formu çıkarıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Maşallah diyeyim. Nazarım değmesin. Şurada da bir tane goblinim var. İki tane goblin demek kesmişim. Bu büyük bebekmiş. Bir tane de orada var. Üç tane var goblinim benim. Belki şunları da keserim. Çünkü üretmek de istiyorum. Satış için bazen setlerin içine katabiliyorum. Arkadaşlar isteyebiliyorlar. Bunu da kesmek istiyorum. Bu pijamalı dediğim türü de kesmek istiyorum ama bir yandan da kıyamıyorum. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Güzel güzel büyümeye başladılar havalarla beraber. Bakın bu yeşil olmuş. Bunun normalde kırmızı olması lazım. Buraya sıkışmış, hiç çıkaramayacağım, kırılmasın. Bu kıpkırmızı oluyor. Şimdi kızaracak. Şu anda büyüme evresinde olduğu için şu anda yeşil ama bir zaman sonra kızaracak. Tam şunun gibi olacak. Bakın bunlar. Bu da bu tür, aynı tür. Bu da benim sanırım Lemon Rose dediğim tür. İsmini yine öğrendim, unutmuştum. Evet, Echeveria Lemon Rose özel bir tür. Çok da güzel büyüyor. Buna da maşallah diyorum. Bu Ghosty ve Picrus karışımı bir saksı. Bu Pink Ruby miydi bunun ismi? Evet, Pink Ruby olması lazım. Karıştırmayayım, o da güzel bir. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu maşallah. Toparlandı. Köy havası çok iyi geliyor sukulentlerime. Burası esintisi var. Gece soğuğu var. Akşam böyle yaz oluyor. Heh, bir tane de burada var. Bakın bakın. Bu da başka bir tür. Maşallah. Yavrulara bakın hele. Arkadaşlar ne kadar yavru vermiş. Çok güzel yavru vermiş. Doldurmuş. Şöyle ben yönünü çevirmişim ki hani bebekler biraz daha toparlansın. Biraz bu tarafa döndüğü için yönünü değiştirsin diye. Bakın şöyle önden göstereyim. Tekrardan çevireceğim ki şöyle bu tarafa tekrar dönsün. Sukulentlerimiz eğer yani eğim olursa bir tarafa, diğer tarafa çevirebiliriz. Çünkü buradan daha çok güneş gördüğü için terasta ara ara değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyorum yani. Neyse şimdi bu videom çok uzamasın. Ben hemen siparişime geçeceğim. Ayşe'nin siparişine. Karışık bir böyle beşik saksı boyutunda daha bebek olabilir. Bir set hazırlayacağım kendisine. 30'lu bir set hazırlayacağım. Burada uygun olan yani bu hangi tür varsa elimde. Yani 25 türü de olabilir, 30 tür de olabilir. Ona göre bir set hazırlayacağım. Her türden katacağım arkadaşlar. Bende olan her türden. Özelleri, yarı özelleri, klasikleri. Öyle bir set hazırlayacağım. Şuraya bir tane tepsi koydum. Şuraya da bir tane koydum ki hani topraklar dökülmesin. Böyle git gel yapmayayım. Hemen şuradan bakın burada. Şu türlerden bir tane hemen alıyorum. Bunlar yeni yeni güzelleştiler. Şöyle bir tane aldım. 30 adetimi tamamlayacağım. Biraz da hızlı olmak istiyorum. Bir tane de şu verigateden koyacağım. Bakın bunlar çok güzel.
büyüyünce evdekiler çok daha büyümüş. Buradakiler de burada inşallah güzelleşecekler. Arkadaşlar benim topraklarımın içerisinde torf miktarı var, yüksek bahçe toprağı var, kum var, işte hayvan yanmış hayvan gübresi. Onun da etkisiyle gerçekten doğala yakın bir toprak hazırladığımız zaman sukulentlerimiz çok çok daha güzel gelişiyorlar. Bir tane de şu sedumdan alalım. Şu alabilir miyim? Bunu alamıyorum. Şöyle daha orta boy olsun. Bunların biraz şey oluyor. Hassas oluyorlar. Hemen dökülüyorlar. Tamam. Bundan da aldık. Bakalım ne alacağız? Ha, bir tane de bundan alabilirim. Çünkü niçin bunu buradan aldım? Bunlar daha boyut olarak benim istediğim türe yakın oldukları için istediğim boyuta yakın oldukları için ve karışık tür koyacağım zaten. Arkadaşlar bazen sukulente odaklanıyorum. Değişik bir şey söyleyebilirim. Farklı bir şey ağzımdan çıkabilir. Lütfen kusura bakmayın. Yani konuştuğumla hiç alakası olmayabiliyor bazen. Şimdi ben bunu burada dursunla hiç kaldırıp indirmeyeceğim. Şimdi özel türler de olacaktır içinde muhakkak ki. Rüzgar şurada bir tane şöyle bir tane debimiz var bakın. Bebek seti hazırlıyorum arkadaşlar. O yüzden genelde hepsi yani en fazla beşlik saksı boyutunda olabilir. Çok olanlar. Bakın şurada çok güzel bir özel bir tür ama ne olduğunu bilmiyorum. Hemen size göstereyim yakından. Çünkü bende çok tür var. Hepsini de yapraktan ürettiğim için özel olanları da bebek yaprak aldığım zaman şurayı da hemen kapatayım. Bugün Perşembe arkadaşlar. Bu gece bugün bırakacağım. Yarın karboya vereceğim. Biraz daha akşama kadar kurumasını sağlayacağım köklerini. Aslında kış ayında değiliz. O yüzden çok fazla aşırı derecede ben köksüz olarak göndermiyorum. Bakın bu şekilde toprağıyla beraber gönderiyorum. Alan arkadaşımız hemen direkt toprağına adapte olmayabilir. Şurada bir tane akalyüsüm var. Hemen onu alacağım. Bakın burada çok güzel. Tam toparlanmışlar. Güzelleşmişler. Aziz Allah. Şunu da ekleyeyim. Bak bu da güzel. Evet bu da güzel. Valla zaten benim bebek kasalarımın içerisinde maşallah yok yok. Her türden var yani. Karışık indirdiğim için. Karışık yapraklar. Şurada bir tane de hemen bakın bu Tacitus dediğimiz bir tür. Bu da bunun ismi neydi bunun? Titu. Tacitus titu dediğimiz aynı tür mü acaba? Ghosti vardı. Az önce kopardım. Ghosti'ydi. Şunu atabilirim. Bu da çok güzel bir tür. O tuzlu. Bir set hazırlıyorum arkadaşlar. Biraz sonra ben sayımını yaparım. Bundan ekledim mi? Eklemedim. Şuradakiler daha güzel duruyor. Ama şundan alabilirim bir kere de. Önümde var. Alayım. Ona uzanamayacağım buradan. Şöyle. Dökülmesini de istemiyorum. Balkonu yeni yıkadım. Biraz temiz kalsın. Bakayım bu ikili mi? Üçlü mü acaba? Bu çok güzel bir şey. İnşallah üçlü değildir. Valla arkadaşlar yerine koydum. İkili üçlü olsun istemiyorum. Bunlar zaten birkaç tanem var. Şundan alabilirim. Bakın bu çok güzel. Bunu da seviyorum. Rengi masmavi oluyor. İsmin neydi bunun? Ben buna Subselis diyorum ama değilmiş. Onunla çok karıştırıyorum. Çok benziyor. Şunu alabilirim. Çok tür, çok tür olsun. Bakalım neler ekledim. Şurada eklemediklerim neler var? Debi de eklemiştik. Bloomist ekleyemeyeceğim. Bu sene benim bloomistlerim fazla yok. Benim bloomistlerim vardı aslında. Ama işte başlarına bir talihsizlik geldi. Şunlara bir kristal versem. Şöyle biraz videom uzadı. Hemen hızlı hızlı bitireceğim. Şunu alalım. Bakın şunu alacağım. Bunlar hepsi güzel türler. Ulaşamıyorum. Şöyle şuraya bırakayım. Yerlerini de tekrardan düzelteyim ki belki sökülmüş yerler olabilir, hava almasın. Bu salkım olarak var. Evde bunların teklisi var. Ben evden de ekleme yapabilirim. Bakalım bakalım. Eklemek istediklerim.
Daha büyük boylarını da ekleyebilirim. Şunlardan ekledim. Kristal ekleyecektim. Bakın bu kristallar nasıl güzel. Bu ikili mi? Yok. Tekliymiş. İyi. İkili üçlü olsa bu sefer ekleme yapmayacağım. Çünkü bu sene benim bebeklerim daha az. Geçen sene 5-6 kasam vardı. Çok türüm vardı. O yüzden herkese bolca veriyordum ama bu sene en fazla 3 kasam, 4 kasam var. O yüzden hani araya çok fazla şey ekleyemeyeceğim. Bundan kopardım bence. Evet. Ondan koparmıştım. Ondan aldım. Akalüs koydum. Baldilerden, büyüklerden seçeceğim ben baldileri. Graptolardan büyük seçeceğim. Şunları da alayım. Bir bakalım. Yani bebek seti hazırlıyoruz sonuçta. Bebek olsun. Bakayım burada başka bir şey var mı? Ben bunu ekleyeceğim vallahi. Tekli inşallah. Ben bundan ekledim. Bir bakayım. Yok ondan eklememişim. Bu da çok güzel bir tür. Bu arkadaşlar. Bu da özel bir tür. Güzel bir tür. Heh. Vallahi Ayşe Hanım. Çok güzel türler geliyor. Şöyle bir şey de var. İlk set olarak verdiklerim daha bol olacaktır içinde. Sonlara doğru sukulentler azalacağı için çeşitler de azalabilir. O yüzden Ayşe Hanım bugün şanslı. Bende olan bütün türlerden ekleyeceğim. Arada böyle bakıyorum. Yani eklemediklerim. Şurada bir tane kristal var. Onu ekleyeceğim. Bir tane kristalin birkaç tane var. Bu sene üretmedim. Çünkü gerçekten var birkaç tane. Onları da kendime bıraktım. Şu tür. İnanın o kadar zor büyüyor ki. Çok meşakkatli, çok zahmetli. Yani normalde satışını yapmayacağım. Bir tane gördüm de şimdi onu koydum. Hani ben onun satışını yapmıyorum. Var birkaç tane saksılar içerisinde. Hatta çiçek de açmışlar. Çok güzel olmuşlar. Onları kendime ayıracağım. Kendime olsun. Başka. Şöyle şuraya da bakayım. Şu kalanşeden katayım bir tane. Kalanşe çok güzel oluyor. Pembiş pembiş oluyor. O da küçük. Şurada birkaç tane var. Kalanşeden. Sen şu telefonu şöyle tutayım. Elim arada. Ha mavi aşkın gözyaşı da katabilirim. O da özel bir tür. Katsam mı acaba? Elim durup bir şey oldu. Tutmaktan acıdı elim. Bir saniye. Şöyle düğmeye basmayayım. Bir tane de mavi aşkın gözyaşı katayım içine. Şunun formu çok güzel. Bende de kalmadı arkadaşlar. İnanın vardı. Bir sürü mavi aşkın gözyaşı üretmiştim. Hepsi bu sene o seranın içinde. Sıcakların etkisiyle, soğukların etkisiyle hepsi mahvoldu. Epey bir türümü kaybettim yani. Şunlar çok güzel. Şunlar bakın çok güzel. Şu ikiliyi alabilirim. Hemen bunu alayım. Şu toprak çok geliyor. Yine yıkadım, ıslattım. Biraz kendilerine gelsinler dedim. Yola çıkacaklar. Ben kargolarım öncesi muhakkak sukulentlerimi suya doyuruyorum. Bir 4-5 saatte bekliyorum. Ondan sonra canlı canlı böyle ki alan kişi böyle renginden gerçek, onun gerçek canlı halini görsün. Memnun olsun istiyorum. Ben normalde baldi küçük boyda, büyük boyda koyacağım ama bundan da katabilirim. Zaten içine hediye de koymak isterim. Gerçi zaten ben çok tür koyuyorum içine. Çok tür kattığım için. Şurada bir tane şey çıkmış. Bakın şurada bir meyve çekirdeğinden bir şey çıkmış ama ne olduğunu bilmiyorum. Erik mi dut mu artık. Toprağın içinde, gübrenin içinde büyük ihtimalle girmiştir. Şurada bir tane pikruzum var. Bakın kocaman bir pikruz. Bunu alacağım. Pikruz bakın. Pikruzumun boyutu büyük. Güzel. Bu olabilir. Daha da küçük pikruzlar da ufak oluyor. Hiç baldiden ayırt edemiyorum küçükken bu pikruzları. 30 tür yapacağım. 30 çeşit daha doğrusu. Şurada da bu pikruz değil arkadaşlar. Bunlar pink rainbow. Bir tane pink rainbow katsam bunlar biraz daha pahalı tür. Bilemedim katayım mı katmayayım mı. Ayşe Hanım. Gerçekten bunların bitmek biraz zor.
meşakkatli. Burada çürümeler olmuş. Bu tür özellikle bu ghosti türü çok çabuk yaprak dökebiliyor. Ölmüyor yani. Yaprak döküyor. Tekrardan yaprak çıkarıyor. Köklerde de tekrardan yapraklar, bebekler veriyor. Burası da çürüme olmuş. Büyük bir ihtimalle su fazla gelmiştir. Ondan olabilir. Şundan bir tane ekleyeceğim. Ama işte ikili bu. Tekli olan yok mu? Bakayım şuraya. Vallahi şunu ekleyeceğim. İnşallah teklidir. Bakayım. Yok. Üçlü bu da. Bakın. Bakın. Üçü beraber geliyor. Şimdi ben bunu çelik olarak eklesem. Ayşe Hanım bunu şey yapabilir mi? Köklendirmesini yapabilir mi? Çünkü Ayşe Hanım bu pink rainbow'u bu özel bir tür. İnanın piyasa fiyatı da bunun yüksektir. Onu bir bakayım. Olmazsa çelik olarak ben şey yaparım. Eklerim. Bir dursun orada şimdi. Bundan ekledik. Bunlardan ekledik. Şimdi tür bakıyorum. Evde de türlerim var. Letizyalar var. Güzel türler evde de var. Yani burada yarısını tamamlarsam yarısını da evde tamamlayabilirim. Şeye bastım. Çubuk ayağıma battı. Şuradan şey alayım. Vera alayım. Bir tane de güzel. Bakın şuradaki güzel. Şuradan bir tane Vera da alayım. Şundan da bir tane alayım. Bunun neyi varmış? Bunda bebeği varmış. Ay çok uzandım. Bunlar aslında pembe oluyor. Bunlar pembe grafto. Bu da özel bir tür, güzel bir tür. Pembe grafto. Onlar şimdi havaların biraz da ısınmasıyla beraber o renkleri tam değişecek. Kaliforniyalı var mı burada? Bir tane mini Kaliforniyalı katabilirim. Bunlar hep ana gövde üzerinde olduğu için alamıyorum onlardan. Ha şey alabilirim, bir tane bundan alayım. Bu güzel bir tür. Bunun ismi neydi? Bu pembiş pembiş oluyor. Şu anda benim burada biraz daha hava yeni yeni bahar olduğu için sukulentler gelişim dönemindeler. Gelişim döneminde olduğu için arkadaşlar çok fazla renk almıyorlar. Çünkü büyüme devam ettiği için. Şimdi bunlarda biraz daha durakladığı zaman bu sefer renge atacaklar. Bu az önce kopardığım tür çok pembe oluyor. Çok güzel bir renge giriyor. Şöyle bakayım. Şurada bir tane minik letizya var. Letizyayı buradan alayım. Bakın burada. Çok güzel bir letizyamız var. Hemen bir tane letizya da alayım. Evet. Şunu da alayım şuradan. Bu nedir? Bunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar benim Fatoş'um bana, şunlar Fatoş'um bana gönderdikleri. O yüzden onlara dokunmayacağım. Arkadaşımın hediyesi. Yeni fark ettim. Yok bu letizya. Bu zaten bende var. O yüzden katabilirim. Diğerlerini ellemeyeceğim. Birazdan sayımını da yaparız. Dur bakalım. Burada az önce bir şey fark ettim ama. Şundan katacağım bir tane arkadaşlar. Bu da biraz boyunca büyük. Şöyle. Hem çekip hem hem videoyu çekip hem de ayarlamak zor oluyor. Bu da bakın mavi ucuları pembe olmuş. Çok güzel olmuşlar. Şöyle şurayı düzelteyim. Şurada da bir aynımım var. Bakın bu da başka bir tür minik. Sencap koysam mı acaba araya bir tane de? Var mıdır arkadaşlar sencap türü? Şundan bir tane alayım. Bakın bu da güzel bir tür. İnşallah yaprağını kopardım. Bir saniye. Biraz kök o kadar. Tamam geldi. Yaprağını da geri yanına koyacağım. İsterse arkadaş onu üretebilir. Şimdiye kadar şu tür, bakın bu tür çok güzel bir tür. Bende az var özel bir tür. Ben onun geçen sene, daha doğrusu kışın onlardan epey bir sattım. Onun özel olduğunu bilmiyordum. Üretim o kadar zor ki, çok zor büyüttüm. Fiyatları da aslında yüksekmiş. Bakın şu acayip bir renge giriyor. Çok güzel oluyor. Elimde 3-4 tane tek var. Geçen seneden kalma. Bu da bir tane. Kenarlarına yaprak döktü. Kurumuş zannettim. Bakın tekrardan orta kısmından bebekler vermiş. Güzelleşmiş. Ondan sadece yani az var. Şu üçlü eğilip kalktığım için biraz şey oluyorum. Videoyu çok uzatmak da istemiyorum. Çok oldu. Bir saniye. Şunu şöyle koyayım.
Arkadaşlar birkaç gündür geldiğimde yani böyle kedi falan da olabilir. Hayvanlar da üstüne tünüyor olabilir. Şurada bir tane Kaliforniyalım var. Bakın bir iki Kaliforniyalım var. Şurada da bir tane var. Şurada güzel türler var. Şunu alayım. Bakın bu güzel bir şey. Evet, buradaki türler harika, muhteşemler. Dediğim gibi bunlar bir renklensinler. Şu anda yeni yeni gelişime girdikleri için. Bakın rengini gösteremiyorum. Böyle pembe, mavi, turuncu, değişik değişik renklere girmiş. Şu ikili mi acaba? Evet, şu. Aa, bu bütün bir öbek halinde. Çiçek de vermiş. Minicik boyuna bakmadan çiçek de vermiş. Bu. Hepsi ikili üçlü. Şu Kaliforniyalı'dan bir tane vereyim. Ben daha hiç Kaliforniya kalmadı. Bunlar hep Ayşe Hanım, bakın bu Kaliforniyalı özel bir tür. Bu da size verdiklerimin inanın şu anda çoğu özel. Bakın şunlar tekrardan düşmüş bu bebekler. Düştükleri yerden tekrardan yavru vermişler. Tepsiye koymuştum buraya da şuraya koyayım oraya gitmeyeyim için. Bakın şuradakileri görüyor musunuz? Bunlar Vera Higgins bebekleri. Buraya atmıştım, yerim yoktu. Her biri 4-5 rozet vermiş maşallah. Güzel olmuş. Bir tane de iyi kalanoşa vereyim mi? Vereyim ya, bu da güzeldir. Ben şu sonuçta tür olarak 30 tür vereceğim. Bende ne varsa hepsinden vereceğim. Hani seçmece yapmadık. Şöyle. Ondan verdim. Şurada var mı bir şey? Benim bunlar bunu lotus, mavi lotus yani 3 tanem var. Üretimi çok zor. Gerçekten onu çok zor ürettim. Onu bir bitebilsem kendim için düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. Arkadaşlar body ve graptolar, bronzeler, veralar artık neyse. Onlar hepsi yeni yeni gelişim olduğu için saksılarına, kasalarına yeni aldım. Şu anda büyüme evresindeler. Renkleri çok fazla böyle pembiş pembiş değiller. Şu anda büyüyorlar. O yüzden önce rozetlerini büyütecekler. Büyüme durduktan sonra da büyük bir ihtimalle Haziran'ın sonu Temmuz gibi muhteşem renklenecekler. Şimdi ben videoyu ben durdurayım. Bir sayım yapayım. Eksik olan bir şey varsa da buradan üstünü şey tamamlayabilirim. Evde de var. Oradan da tamamlayabilirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.